Kusura bakmayın, beklettim. Biraz yorucu bir gündü. Toparlanmam lazımdı. Kusura bakmayın. Çay da ikram edecek misin? İsterseniz tabii. Ben bugün kocama ilk kez yalan söyledim. Ne bileyim, bilmesini istemediğim, üzülür diye sakladığım mutlaka bir şey olmuştur. Ama konu çocuklardan biri ise, hele ki bu kadar can yakıcı bir konuysa, asla yapmadım. Doğrudur. Doğru. Bugün ilk iş günümdü. Geç kaldım. Bir de yetmezmiş gibi izin aldım erken çıkmak için. Kovulsam yeridir yani. Harun'a laf söylüyorum ama yok, ben de tutamıyorum içimde. Neyi? Senin gibilerin nesli tükensin istiyorum. Bitin, ölün, gidin ya. Peki. Ha, yanlış anlama, ben tutucu biri değilim. Konu bu değil. Gençlik olur. Yani beraberlikler olur, ayrılıklar olur. Dert bu değil. Ne o zaman? Kızım. Senin gibi birine denk geldiği için çok üzülüyorum. Beni tanıyorsunuz yani. Tanıyorum. Karşıma geçtiğin ilk günden beri tanıyorum. O serseri tavırlar, o üstten bakışlar, soğukluk, mesafe, sahtelik, o sorunluyum ben havaları. Senin gibilerden bu dünyada çok var oğlum. O kadar çok var ki sen yine de kendini tek zannediyorsun. Bir tek senin sorunların var, bir tek sen acı çektin, bir tek sen yalnızsın. Bir tek seni anlamıyor bu dünyada kimse. Çünkü bir tek sen yaralandın, değil mi? Ben böyle bir şey demedim. Mesele ne? Baban mı? Sevmedi mi seni? Annen mi? Yanında mı olmadı? Karşılıksız aşk mı yaşadın? Sevdiklerini mi kaybettin? Ne? Nedir konu? Bıraktılar mı seni? Her şeyi yaşamış olabilirsin. İşkence görmüş olabilirsin. Kötü, çok kötü şeyler yaşamış olabilirsin ama her ne yaşamış olursan ol, acısını kızımdan çıkaramazsın. Bu saçmalığa daha fazla katlanamayacağım. Ben de bu saçmalığa daha fazla dayanamayacağım. Kızımdan uzak duracaksın. Ece senin ilacın değil. Ece senin yara bandın değil. Kendi kızım bir kenara. Kimse seni iyileştirmek için gelmedi bu dünyaya. Sırtında ne yük varsa kendi başına taşı. Seni gibilerden şu sokakta bini bin para. Ama Ece gibi sırf sen mutlu ol diye kendini harcayacak masum birini bulamazsın. O yüzden kızımdan uzak duracaksın. Ha, bir de Yaz olmasaydı, Ece'yi arabasına almasaydı o gece, senin yüzünden kızımın başına ufacık bir şey gelmiş olsaydı, Harun'a yine yalan söyler, gelir seni kendi ellerimle öldürürdüm. Sayende birinden nefret etmek ne demek öğrendim. Sağ ol Evren. Sizi geçireyim ben. Yolu biliyorum. Bir daha gelmeyeyim yeter. Evren Bey. Evren Bey.
Yok bir şey. Duydun mu? Kısmen. Duydum, duydum. Yağız diyor. Bir de Yağız olmasaydı diyor. Yağız da öyle söylemişti. Yani ben ihtimal vermek istememiştim. Ne söyleyeceksen açık konuş. Bu hiç sırası değil. Başka bir mesele için görüşmek istedi benimle. O sırada söyledi. İşte Ece Hanım otelden yalnız ayrılmış. Çıplak ayakla sokakta koşuyormuş. Güya sizden kaçıyormuş. Kahraman oldu. Kahraman oldu! Kahraman oldu. Doğru mu söyledikleri peki? Kısmen. Ne oldu? Ne oldu söyle. Söyle söyle. Ne düşünüyorsan söyle. Sabahtan beri bir tek sen kaldın bana posta koymaya. Söyle. Yok. Rica ederim ben... Ne? Sen ne? Ben anlamıyorum Evren Bey. Yani siz dururken Ece Hanım'ın Yağız'la... Yani ondan kaçıp size sığınmasını beklerdim. Sizden kaçıp ona sığınmasını değil. Gitmesini istedim. Gitmesini istedim işte. Ama o Yağız şerefsizine gitmesini değil. Gitmeyin Evren Bey. Niye? Çok kinlenmiş size. Çok hırslı. Konuştum ben. Zapt edilir gibi değil. Bu saatten sonra kimse kimseyi zapt etmesin Rüey. Kimse kimseyi zapt etmesin. Benim işime gelir. Al işte. Durdurabilirsen. Yok ya benden bu kadar. Benden bu kadar tamam artık. Alo. Benim acilen İbrahim Bey'le görüşmem lazım. Lütfen haber verin.